geldiniz. Bugün farklı bir video çekmek istedim. Zaten başlıktan da gördünüz bugün neler yapacağımızı. Öncelikle yaptığım alışveriş paketlerini açmak istiyorum ve sizinle bakmak istiyorum. Bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum çünkü işte hani paket açılımı olsun ya da alışveriş videosu olsun bana fikir verdiğini düşünüyorum. Neler almak isteyeceğimiz insanlar olabilir. Ne alayım diye düşüp ya da nasıl göründüğünü merak ettiğim ürünler oluyor. Başkası paketleri açıyor, gösteriyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ben dedim ki bazı böyle bir alışveriş yapmışken neden ben de aynı benzerini çekmeyeyim ki dedim. Ve şu an karşınızda. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Bu paketleri açtıktan sonra da güzel bir kurabiye yaparız. Ağzımız da tatlanır. Tam olur yani diye böyle bir fikirle geldim. Bakalım nasıl olacak. Yani umarım beğenirsiniz. O zaman hemen paketleri açmaya başlayalım. İlk olarak Adana'dan gelen bir kargo ile başlayacağım. Annem göndermiş. Benim çok sevdiğim bir kuryemişi var Adana'da. Oradan bana şöyle bir kutu kuryemiş göndermiş. Bunlarla dolu dolu tarifler de sizinle paylaşırım. Çok da güzel şeyler yaparız diye umut ediyorum. Göstereceklerim Lass'ın protein barları. En sevdiğim iki tanesi. Şöyle ham kakao var. Ham kakaoyu çok sık kullanıyorum. İşte sıcak çikolata yapmakta kullanıyorum. Tatlılara koyuyorum. Smoothie'lere, yulaf kaseme. Onun için bitmişti. Yeniden almak istedim. Diğer göstereceğim şey ise şu kolajen. Şu an kolajen biliyorsunuz ki çok popüler oldu. İnanılmaz fazla markanın çeşit çeşit kolajeni çıktı. Benim bunu tercih etme sebebim ben bilen birisine danıştı ve bana bunu uygun gördü. Şu şekilde kullanacağım zaten. İşte yılda 2 veya 3 kez 3 aylık kürler halinde kullanılabiliyormuş. Önerilen buymuş. Ben de yılda 2 defa kullanacağım. 3 aylık kür şeklinde. Bunda çeşitleri vardı. Hap şeklinde olan var. Böyle tüplerde olan var. Ben bu şekilde toz halinde olanı tercih ettim. İçinde de tatlandırıcı varmış. Çilek aromalıymış. Ben bunu yulaflarıma, smoothie'lerime eklerim diye düşündüm. Onun için de güzel olur diye bu şekilde tercih ettim. Tabii ki sizin tercihinize bağlı. Ben aşağı açıklamalar kısmına da Dilek ablanın yani bana bunu öneren, bu ürünü öneren kişinin gönderdiği bir ufacık bir yazı var. Onu paylaşacağım sizinle. Oradan da bakabilirsiniz. Çok özetin özeti. Yani kolajenin ne olduğuna dair bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Çünkü ben bilen birisi değilim. Sonuçta benim anlatmam doğru olmaz. Ama eğer kullanacaksanız yeterince araştırma yapın ve uzman birine danışın lütfen. Öyle herkesin dediği şeyi dinleyip de almayın. Ben açarken yalnız paketten çıkarttım. Ben Shibo markasına bayılıyorum. Her şey çok kaliteli ve çok çeşitli oluyor. Biliyorsunuz ki konseptler oluyor. İşte yeni yıl konsepti, bahar konsepti. Böyle değişik değişik konseptler içinde farklı ürünler getiriyor. Ve böyle çok güzel ve yaratıcı ürünler de oluyor. Ben şöyle bir tane pişirme matı aldım. Fırına da girebiliyor. Üzerinde de kesim ya da şekil verme yapabiliyorsunuz. Bunu aldım. Daha sonra şöyle kocaman bir bardak aldım. Çok güzel. Tam yılbaşı uygun ve büyüklüğü kafamı yana koyayım size anlayın. Kocaman, çok güzel. Şöyle led ışıklandırma. Birazdan da koyarız beraber. Küçük bir neler aldım videosu olduğunu söylemiştim. Led ışıktan şimdi saç dökülmesi için daha önce iki içerisinde bitirdiğim bir ürüne geçiyorum. Duştan sonra uygulamamı saçım dibine sıkıyorum. Çok memnun kaldım. Eğer sizin de böyle saç dökülmesi probleminiz varsa ya da hızlı uzamıyorsa saçınız bakabilirsiniz. Teknolojik iki ürüne devam ediyoruz. Birisi powerbank, bir tanesi de kulaklık. Şöyle göstereyim. Bir önceki neler aldım videosunda da size kulaklık göstermiştim. Fakat ben o kulaklıktan memnun kalmadım.
Eğer siz de kulaklık alacaksanız nasıl bir amaçla kullanacağınıza da dikkat edin lütfen. Ben bir önceki aldığım kulaklığın boyun kısmında bir parça vardı. Ve o beni rahatsız etti kullanırken. Onun için de ben böyle direkt bluetoothlu bir kulaklık bu. Ama hiçbir parçası yok. Direkt yani kulağıma hani takacağım ve bitecek. Şöyle de paketi açtım. Ajandadan bahsedeceğim. Hatta şu minik ajandayı da yanında hediye olarak göndermişler. Ben yazmayı çok seviyorum. Yani gün böyle her gün sabah uyandığımda elimin altında böyle bugün ne yapacağımı ya da neyi unutmamam gerekiyorsa yazdığım bir ajandam vardı zaten. 2020 ajandası. Şimdi 2021 için olanını aldım ve çok beğendim. Gerçekten yanında şu küçük not defterini göndermeleri de çok güzel olmuş. Eğer siz de hiç ajanda kullanmadıysanız, telefonunuzu notlar kısmına kaydediyorsanız yapacaklarınızı, bence bir değişiklik yapın bu yıl ve bir ajanda alın kendinize, bir de buna şans verin. Gününüzün çok daha verimli geçtiğini fark edeceksiniz. Ajandadan spor ayakkabıya hızlı bir geçiş yapıyoruz şimdi. Şöyle göstereyim. Ben Nike'ın sitesinden aldım bunu ve ben kendi ayak numaramdan yarım numara büyük alıyorum. Bu ayakkabının da bu modelini kesinlikle linkini bırakacağım. Bakın derim, çok memnunum. Siyahı, aynı ayakkabının düz siyahı ve düz beyazı vardı bende. Çok memnun olduğum için yine gittim aynısını farklı rengini aldım. Ben böyleyim işte. Yani sevince bir şeyi ya da böyle gerçekten memnun olunca değiştirmek istemiyorum. Yeni şeyler denemeyi seviyorum evet, ama ayakkabı konusunda riske atmak istemedim kendimi. Kıyafet kısmıyla devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki böyle ceketler çok moda oldu. Ve bu yıl böyle çok fazla görüyoruz. Ben bunun rengini çok sevdim ve düğmelerini çok beğendim ve çok da kalın değil. Ben direkt bunu böyle içine ince bir basicle giymek istediğim için aldım. Çok güzel olacak. Hatta bunun bir diğer rengini daha aldım. Şöyle bir kazak aldım. Hiç benim tarzım değil ama farklı şeylere yönelmek istiyorum. Böyle tarz konusunda birazcık daha farklılık katmak istiyordum kendime. Ben de dedim ki neden olmasın. Şöyle bir kazak aldım. Çok tatlı geldi. Çok da hoşuma gitti. Giyinirim diye umut ediyorum. Uzun kollu aldım. Bedeninizden bir beden küçük alabilirsiniz buna bakacaksanız. Triko şeklinde bir üst aldım. Devam ediyorum. Ama bu çok daha ince böyle tişört gibi. Düz beyaz ama ben şuna tav oldum. Şu kurabiye adam uğruna aldım resmen. Trendyol'un bir spor üstünü buldum. Ki bu yıl eşofman ve böyle sweatshirtler gerçekten inanılmaz trend oldu. Şöyle göstereyim. Paçaları büzgülü. Ben düz gri aldım. Small beden aldım. İçi şu şekilde. Çok kalın da değil, ince de değil. Bence çok güzel. İç de göstermez. Ve son olarak göstereceğim şey de şu tatlı pijama takımı. İnanılmaz beğendim. Şu da 6. Aksiyonu bu kadardı. Umarım sıkmamışımdır sizi. Böyle kısa kısa anlatmaya çalıştım. Umarım size de bir fikir verebilmişimdir. Birine hediye alacaksanız ya da kendiniz bir şey bakıyorsanız belki faydalı olmuştur. Şimdi hemen ben buraları da toplayacağım ve şu yıldızlı ledışı deneyelim istiyorum. Takalım bir yere bakalım. Evime yılbaşı ruhu gelsin birazcık. Sonrasında da mutfağa girip çok güzel bir kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Zaten yapacaktım. Neden bugün hazır bu videoyu çekiyorken sizinle de paylaşmayayım dedim. O zaman önce şunu takalım, sonra artık devam ederiz. Ben paketten çıkarttım, hatta pinini de yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Şu şöyle bir parçası var, bir yere asabiliyoruz büyük ihtimalle. Güzel görünüyor ama ben nereye asacağımı buluncaya kadar diyorum ki şunun içine koyayım şu şekilde. Şimdi hemen kalkıyorum ve mutfağa giriyoruz.
Bu akşam vereceğim tarif inanılmaz pratik bir tarif olacak ve çok lezzetli. Hazır bal kabağında mevsim geçmemişken kesinlikle bir şans verin derim. Öncesinde de bal kabağını pişirmemiz gerekiyor. Çünkü elimde hazır pişmiş bal kabağım yok. Bal kabakları fırına göndereceğiz. 30 dakika içinde falan da yumuşuyorlar zaten. O sırada da Oscar'ı çıkartacağım. Artık geldiğinde de tarife devam edeceğim. Şimdi hemen bal kabaklarını doğramak ve fırına göndermekle başlayalım. Gördünüz. Benim fırınımda 180 derecede 30 dakikada pişti. Ama fırına göre değişebilir. Lütfen kontrol edin. Eğer bal kabağınız yumuşadıysa alın fırından. Yanmasın. Şimdi hemen tarife geçeceğim. Zaten çok basit. Her şey bir kapta gerçekleşecek. Malzemelerin ne kadar, neyden ne kadar kullandığımı da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Ama ben kısaca hangi malzemeleri kullanacağımı saymak istiyorum. Ölçüler de aşağıda olacak. İlk olarak ana malzememiz bal kabağı ve yulaf olacak. Yeni bir yulaf aldım. Makro Center'da satılıyor. Glutensiz ve organik yulaf diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bu benim sevdiğim etili telif gibi değil. Daha büyük taneli. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın deneyeceğim. Daha önce hiç denemedim. İlk bu tarifte deneyeceğim. Bağ kullanacağız. Tahin kullanacağım. Ve bitter çikolata kullanıyorum. İsterseniz siz tamamen şekersiz yapmak istiyorsanız direkt rafine şekersiz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ben normal şöyle bitter çikolata kullanacağım. Tarçın ve zencefil atacağım baharat olarak da. Hemen başlıyorum. Hızlandırıp çekin. Size sıkmayayım. Zaten detaylar açıklamalar kısmında olacak. Oradan da kontrol edersiniz. Bu kadardı. Böyle bir harcımız oldu. Birazdan içine çikolatasını da doğrayacağım ve bitmiş olacak. Bu arada malzemeleri sayarken yumurta ve hamuru kabartma tozu söylemeyi unuttum. Ama aşağı açıklama kısmına yazacağım. Şimdi sadece çikolatasını doğrayıp eklemek kaldı. Daha sonra dolaba koyacağım ve 10 dakika bekleyeceğim ki yulaflar tamamen şişsin. Daha kolay şekil verip fırına gönderebilelim. 10 dakika sonra zaten güzelce şekil verip hemen fırın tepsisine koyacağım. 180 derecede 20 dakikada olacaktır. Bu kadar basit. Kurabiyelerimiz fırında. Çok güzel kokular gelmeye başladı şimdiden. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce tadına bakmak istiyorum. Dedim ki ben de madem fırında pişiyor ben de boş durmayayım başka bir tarif daha yapalım. Bu sefer de pişmeyen versiyonu yapalım. Hazır elimde de şöyle pişirdiğim bal kabağından arta kalanlar varken dedim ki neden bir şey daha yapmıyorum. Şimdi bu sefer yapacağımız da bal kabaklı trüfler olacak. Ve bu sefer yulaf yerine hindistan cevizi unu kullanacağız. Böylelikle eğer karbonhidrat miktarı düşürmek isteyenler için de bir alternatif olabilir. Ve hindistan cevizi ununun verdiği doku da çok güzel ve çok farklı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen başlayalım tarife. Yine açıklama arkasında neyden ne kadar kullanacağım yazacağım. Oradan da takip edersiniz. Tarife başlamadan şunu söyleyeyim. Ben bütün tarifi şöyle bir mutfak robotunun içinde halledeceğim. Ve az ölçüde yapacağım. Siz de aşağıya yazacağım zaten. Siz de kendinize göre ayarlarsınız artık. O zaman hemen başlayalım. Kolaydı. Umarım siz de denersiniz. Eğer denerseniz benimle Instagram'dan paylaşırsanız da çok sevinirim. Bu arada ben bunları nasıl muhafaza edeceğimi de söyleyeyim. Şu bal tabaklı trüflerimizi güzelce dolapta soğutacağım. Soğuduktan sonra çok daha lezzetli olacaktır. Emin olabilirsiniz.
Dolapta muhafaza edeceğim. Hemen şu kurabiyelerimi de güzel bir saklama kabına alacağım. Süper bir öğün alternatifi olacaktır. Bu arada şekilleri dağılmıyor, tamamen koruyor. Aklınıza soru işareti kalmasın. Neyse, o zaman ben niye çok konuştum, hemen bu mutfağı toparlıyorum. Artık videonun kapanışında görüşürüz.